Efendim iyi akşamlar diliyorum. 4 Temmuz günlerden çarşamba RT Televizyonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün çok sıcak gelişmeler var. Hemen ayrıntılara geçelim. Anıt Caddesi Belediye karşısında öğle saatlerinde bir iş yerinin yani bir kuaförün önünde otururken fenalaşan şahıs hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Ereğli'de bir kuaförün önünde otururken fenalaşarak yere yığılan genç hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre olay Namık Kemal Mahallesi, Anıt Caddesi, belediye karşısında yaşandı. Tıraş olduğu kuaförün önünde oturan 28 yaşındaki Cumali Andıç fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumali Andıç'ın ölüm sebebinin yapılacak olan otopsiden sonra netlik kazanacağı öğrenildi. Şüpheli ölüm olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Değerli izleyenler, Atatürk Kültür Parkı'nda bulunan yüzme havuzunda adı anlamayan bir çocuk boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Atatürk Kültür Parkı'nda bulunan yüzme havuzuna arkadaşlarıyla birlikte giden çocuk boğulmak üzereyken kurtarıldı. Adı bilinmeyen çocuğa ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Durumu iyi olan çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor. Bugün yine öğle saatlerinde Konya yolu Kuzucuk Avşağı'nda bir kaza yaşandı. Kamyon tıra arkadan çarptı, bir kişi yaralandı. Ereğli Konya yolu Kuzucuk Avşağı'nda yaşanan kazada bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Adana yönüne seyir halinde olan 63 YL 453 plakalı tıra arkasından gelen 42 ve 8980 plakalı kamyon çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sabah saatlerine gidelim. Karapınar'a bağlı Kesmez Mahallesi mevkiinde yaşanan kazada iki kişi hayatını kaybetti. Ereğli Karapınar yolu Kesmez mevkiinde yaşanan kazada iki kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Ereğli'den Karapınar yönüne giden 42 VY-661 plakalı otomobili kullanan Bayram Ali Umutlu, Karapınar'a bağlı Kesmez Mahallesi civarında direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada sürücü Bayram Ali Umutlu kaldırıldığı hastanede, eşi Asiye Umutlu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza hakkında soruşturma devam ediyor. Ereğli'de dün gece saatlerinde kapalı pazarın hemen yanında bir otomobili düz kontak yaparak çalmaya çalışan iki kişi polis tarafından yakalandı ve her ikisi de bugün adliyeye çıkarıldı. Biri tutuklandı. Ereğli'de bir otomobili düz kontak yaparak çalmak isteyen şüpheliler polis tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre olay dün gece saat 23.45 sıralarında Barbaros Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan kapalı pazar yanında yaşandı. Gelen ihbar değerlendiren polis şüpheli VU ile AE isimli iki şahsı ellerindeki tornavidaları ile yakaladı. Adliyeye çıkarılan şahıslardan VU tutuklandı. VU'nun sahte kimlik kullandığı gerçek adının ise Sezer Gezici olduğu öğrenildi. AE isimli kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Değerli izleyenler, Ereğli'de sabah saatlerinde farklı suçlardan araması olan 7 kişinin evine baskınlar düzenlendi ve bu şahıslar gözaltına alındı. Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlar ile etkin bir şekilde mücadele eden İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde sabah saatlerinde operasyon yaptı. Araması olan 7 kişi gözaltına alındı. Saat 6'da başlayan operasyona bir komiser yardımcısı, 19 polis memuru ve 7 motorize ekip ile birlikte eş zamanlı olarak baskınlar düzenlendi. Şahıslar adli mercilere sevk edildi. Son günlerde ülkede yaşanan çocuk ölümlerine Ereğli'den de tepki geldi. Vatandaşlar Yunus Emre Meydanı'nda toplandı.
İdam istiyoruz dendi. Ülkede son günlerde artan çocuk istismarına karşı eril halkı da tepki gösterdi. Yunus Emre Meydanı'nda toplanan kalabalık tacizci ve tecavüzcüleri protesto etti. Çocuk ölümleri eleştirildi, idam istiyoruz dendi. Son günlerde ülkemizde yaşanan üzücü olaylar hepiniz biliyorsunuz. Çocuklarımız katlediliyor. Biz bunu yapanlar için öncelikle idam talep ediyoruz. Onun için sosyal medyadan yaptığımız çağrıya ayak uydurup buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tabii bununla ilgili burada siyasilerimiz var, sivil toplum örgütlerimiz var, ablalarımız var, abilerimiz var. Ama tabii bu işin uzman olduğu için daha çok siyasilerimiz konuşsun istiyorum bu konuda. Öncelikle MHP ilçe başkanımız Musa Yılmaz ve devamında konuşmak isteyen herkese söz vermek istiyoruz. Sayın Başkanım. Evet, öncelikle böyle bir konu üzerinde hassasiyet gösterip sosyal medya üzerinden bir açıklamayla bizleri buraya toplayan başta Cumali Bey olmak üzere birçok arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Akabinde Cumali Bey'in de dediği gibi son günlerde, hatta son aylarda, hatta son yıllarda ülkemizde fazlasıyla çocukların cinsel istismarı, çocukların katledilmesiyle alakalı gündeme gelmiş konular ve olaylar vuku buluyor. Tabii toplum olarak bizler de buna hassasiyet gösteriyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde iki tane yavrumuz katledildi. Ben buradan o yavrularımıza, o sabilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Tabii toplumun beklentileri var. Bu beklentilere karşı da biz hem Ereğli'de hem de Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in aylar öncesinden de hep idamsa idam gibi bir çıkışıyla birlikte biz gelebilecek bir meclise idamla ilgili bir çalışmanın arkasında olduğumuzu, destek vereceğimizi söyledik. Dolayısıyla Genel Başkanımızın göstermiş olduğu işaretle birlikte Ereğli'de de bizler Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığı olarak bu idam isteğinin, idam talebinin arkasındayız. Tabii ki bu sokaktaki bizlerin göstermiş olduğu hassasiyetlerin dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama dönemiyle birlikte yapılabilecek ve bir değişiklikle hayata geçebilecek bir durum söz konusu. Dolayısıyla dediğim gibi sözlerimin başında Genel Başkanımız idamsa idam diyerek bu talebin, vatandaşımızın, milletimizin istediği bu talebin arkasında durmuştu Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Bizler de buradan tekrar ediyoruz. İdamsa idam, ne gerekiyorsa yapılması noktasında Milliyetçi Hareket Partisi olarak Genel Başkanımızın göstermiş olduğu dirayetli duruşunun arkasında bizler de onun evlatları, temsilciler olarak duruyoruz. Dolayısıyla bu meseleyle alakalı meclise inanıyorum ki yeni yasama döneminde idamsa idam, yoksa alternatif çözümler noktasında bir düzenleme getirilecektir. Temennimiz bu. Takipçisi olacağız. Tekrardan buraya katılmış olan tüm vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, ablalarımıza hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum, hürmetlerimi sunuyorum. İnsanların şu anda ne borsadan, ne altından, ne dövizden, ne geçim şartlarından dolayı sıkıntısı bir kenara, çocuklarla ilgili olan bu sıkıntı en ön planda tutulmaktadır. Bizler ailelerimizin mutluluğu ve refahı için çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Gelecekte onlar bizim evlatlarımız, bu ülkenin emanetçileri olacak. Ulu Önder Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu Türkiye Cumhuriyeti içerisinde herkesin üzerine düşen bir takım görevler var. Bu konuya çocuk istismarı diyerek geçiştirilmesine ben tamamıyla karşıyım. Çocuk istismarı değil, vahşettir bu. Biz onların acı çeke çeke ölmesini istiyoruz. Kalmış hadımlaştırmak. Ya sen neyini hadımlaştıracaksın? Sen o pisliği çocuk cezaevinde çocuk koğuşuna mı atacaksın? Çocuk koğuşunda mı yatıracaksın da hadımlaştıracaksın? Niye besleyeceğim ben arkadaş? Benim ülkeme kurşun sıkanı niye besleyeceğim? Niye ben vergi ödeyeceğim? Ya el kadar sahibi öldürmüş, taciz etmiş, istismar ettirmiş, öldürmüş. Ya bana ne Amerika'dan, Fransa'dan, ya İngiltere'sinin de Allah belasını versin.
Sen güçlüsün, dünya liderisin ya. Bana ne? Arkadaş, sen asacaksın. Sen Türkiye'sen, eğer büyük Türkiye'sen İran gibi olacaksın. Bakın İran'da arkadaşlar hepimizin korkuyoruz değil mi? O çocuğu, o pisliğin cezasını kim verir? O çocuğu doğuran ana verir. O sandalye depiyi anası atar. Bak babanın da değil, ananın hakkı var, ananın. Ha. Kim verecek? Yani Kohti'den. Ya arkadaşlar bak, tamam içimiz yanıyor belki, hani çok coşuyoruz diyoruz ama şöyle bir gerçek var ya. Allah için yani sizin çocuklarınıza olsun, ondan sonra mı aklınız başınıza gelecek? Yani bu azarına mı? Hiç kimse burada azarlıkken korkuyor, ürperiyor, tüylerimiz diken diken oluyor. Hanım kızımız ağladı bak, orada arkasında bir yeğenim var, ağlıyor. Eylüller neden ölüyor? Ayşeler, Fatmalar neden ölüyor? Biz bunun için yaşıyoruz, namusumuz için yaşıyoruz. Bu Türk milletinin namus için yapamayacağı hiçbir şey yok. Neden adam öldürülüyor? Namus için adam öldürüyor. Namusumuz için, kızlarımız için, çocuklarımız için, herkesin evladı var. Benim de iki tane kızım var. Yarın benim başıma geldiği zaman ne olur? Allah korusun, kimsenin başına vermesin. O ölen Eylül'ün babası, anası ne olacak? Biz bunun için herkesin gözü doluyor. Tüyleri diken diken oluyor. Neden oluyor? Namus için, çocuklarımız için. Arkadaşlar idamı Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızdan öncelikle dediği gibi, Bülent abim de dediği gibi idamı getirin önüme imzalayın demesi değil. Şimdi bizim seçmiş olduğumuz vekillerin o idamı artık önüne götürülmesini istiyoruz. Aynen. Evet, hepinize teşekkür ediyoruz. Buraya gelen herkesten, gelmeyenden de Allah razı olsun. Sırada kısa bir reklam arası. Ereğli'de yeni bir mağaza açıldı. Bayan giyim üzerine iddialı olan Deniz Butik, açılışı özel fiyatları ile dikkat çekiyor. Kaliteli ve marka ürünleri Ereğli bayanlar ile buluşturan Deniz Butik'te adeta yok yok. Açılışı özel gömlek, ceket, pantolon, askılı kutulu ve daha neler neler. Gelin, görün, farkımızı fark edin. Deniz Butik, Hacı Müteahhit Mahallesi, Rasimereli Caddesi, Pembe Köşk Apartmanı 6, Adese karşısında. Telefon 712 14 15. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Bey inovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir.
zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak tahlil laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacalı Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek. Hoşça kalın.